Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin, içinde de bizlere inşallah. Arkadaşlar ben bugün pazardan cennet hurması aldım. Buna cennet elması diyenler de var, Trabzon hurması diyenler de var. Biz cennet hurması diyoruz. Ben biraz yalnız aldığım zaman sert olanlarını aldım. Çok olgunlaşmış olmaması lazım. Biraz sert olacak. Hafif kabukları sararmış olanları alıyoruz. Bunları ben aldım, yıkadım. Yaklaşık burada 4 kilo var. Bunları yıkadıktan sonra temizlemeye başladım. Şu yaprak kısımlarını alıyoruz. Sadece yaprak kısımlarını alıyoruz. Ve kabuklarını soyuyoruz. Ben birkaç tane soymuştum daha önce. Göstereyim sizlere. Kabuklarını soyuyoruz. Sadece şu sap kısmı kalıyor. Burada da ipimiz var. O sap kısımlarından birbirlerine değmeyecek şekilde onları bağlayacağım ben. Arkadaşlar bunun kurusu çok güzel oluyor. Kışın çayın kahvenin yanında çerez olarak istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Ben her sene bunu kurutuyorum. Çok da çocuklarım, eşim çok seviyorlar. O yüzden şimdi tam zamanı gelmişken tekrar kurutayım dedi. Şimdi bunları soyduktan sonra diğer aşamalarıyla görüşürüz. Arkadaşlar soyma işlemimiz bitti. Şu anda bağlamaya geçtim. Bunlar bağladıklarım. 5 tane 5 tane bağladım. Nasıl bağladığımı size göstereyim ben. 4 parmak 5 parmak bir karış kalacak şekilde ara bırakıyoruz. Şu saplarından geçiriyoruz. Şöyle altına peçete koydum. Kaymasın diye. Şöyle alıyoruz. İpimizi şu şekilde yapıp şöyle dibinden suyu atıyoruz. Bu şekilde bağladık. Aha. Arkadaşlar şimdi burada kaynayan suyumuz var. Yani suyumuz sıcak su. Kaynadı, indirdim ben. Onun içerisine daldırıyoruz. Birden 10'a kadar sayıyoruz. Daldırıp hemen çıkarıyoruz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Normal soğuk suda bazı sebzeleri şoklarız ya. O anlamda bunu da sadece sıcak suda bir 10'a kadar 2-3 sefer daldırıp çıkarıyoruz. Şöyle. Şu üçlü olmuş. Bir de şunu da alalım. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Sadece bunun özelliği birbirine değmemesi. Arkadaşlar şimdi ben hurmalarımı getirdim balkonuma. Çamaşırlığa mecburen yerim olmadığı için mecburen çamaşırlıkta kurutacağım inşallah. Şöyle bu şekilde. Bunun ne zamana kuruduğunu sorarsanız arkadaşlar hemen hemen bir aya yakın. Şimdi ben balkonumdan camı açıp buranın çok az açıyorum. Güneş alıyor burası ama perdem kapalı. Camı hafif açacağım ki biraz daha içerisi havalı olunca daha güzel kurur. Havalar da güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla.